Meteoroloji uzmanı Esra Bayhan'la birlikte hem birkaç gündür yaşadığımız bu kar fırtınasını konuşalım hem de bugünkü derbi öncesi hava durumu nasıl olacak? Sabah saatlerinde İstanbul'un belirli noktaları, özellikle yüksek noktaları yine kar yağışı aldılar. Ama ben Esra Hanım'a öncelikle hoş geldiniz diyorum size. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında 3 gündür İstanbul'da öyle bir fırtınaya tutulduk ki bu kar yağışı nereden geldi? Mart'ın ortasında biz ne yaşıyoruz diye hepimiz bir durup düşündük. Bugün itibariyle neler yaşanacak İstanbul'da özellikle hemen sorayım size. Evet, Sibirya'dan öyle bir soğuk geldi ki bize son 35 yılda Marmara bölgesinde olabilecek en düşük sıcaklıkları yaşattı. Eksi 4 dereceleri gördük gece saatlerinde İstanbul için. Yine kar örtüsü yaptı. İstanbul'un neredeyse tamamında sabaha karla başladık. Hatta karın etkisi birkaç gün boyunca devam etti. Gerçekten 35 yıldır İstanbul ve Marmara bölgesi böylesine bir kış görmemişti. Yurt genelinde etkili oldu aslında kar yağışı. Yine Güneydoğu'da da alışık olmadığımız durumlar yaşadık. İlk defa yine 30-35 yıl sonra Güneydoğu ard arda birkaç defa kar ile kaplandı. Ve bugüne gelecek olursak Esra Bayhan, sabah saatlerinde evet İstanbul'un çeşitli bölgelerinde kar yağışı gördük ama maçın akşam 20'de de başlayacağını düşünecek olursak, fotoğraf kareleri geldi, Nef Stadyumu'nun zemininde herhangi bir sıkıntı yok, tüm hazırlıklar oynanacak gibi yapılıyor ama akşam özellikle hava durumu, maç oynamaya müsait mi, elverişli mi, bu da tabii merak ediliyor. Ya maç o kadar güzel bir saate denk gelmiş ki hani zaten karlar bitti artık İstanbul için. Sistem sabah itibariyle soğuk hava sistemi şimdilik İstanbul'dan ayrıldı. Yine gün içinde yer yer yağmur geçişleri var. Ancak tam maçın olduğu saatte yağmur da maçın gerçekleşeceği bölgeyi, Sarıyer'i terk ediyor. Sadece şu konuda uyaralım. Hava oldukça soğuk olacak. Sert bir ayaz var. Sıcaklık Sarıyer için 4 derece civarında olacak ama ayazla birlikte hissedilir sıcaklık bayağı düşük olacak. Maç heyecanı onu hissettirmeyebilir. Biz yine de taraftarı bu konuda uyarmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz Esra Hanım değerlendirmeleriniz için. Bundan böyle her hafta maç havasını biz Esra Bayhan'la konuşacağız. Ve taraftarlara, takımlara, özellikle havanın şartlarına bakacağız birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Esra Hanım uyarıları yaptı. Verdiği bilgiler iki doğrultusunda arkadaşımız iki muhabir olarak ikimiz de. Evet. Akşam Nef Stadyumu'nda mücadeleyi takip edecekler. O yüzden size kolay geçmiş gelsin olsun diyorum. Mehmet Özcan. Seyran Tepe'ye bir 2 oldu derece oynuyor o gün. Evet. Başakşehir ve Galatasaray'ın olimpiyat da tabii olimpiyat ayrı bir kategori. Soğuk oluyor. Akşam ya maça ben gelecek taraftarları bir kez daha uyaralım. Hava yani akşam saatlerinde herhangi bir kar yağışı, yağmur yağışı beklenmiyor Sarıyer'de, Seyrantepe'de, Nef Stadyumu'nda ama soğuk olacağı kesin. O yüzden atkılarınızı, montlarınızı araçlarıyla gelebilirler. Benim sıkıntı İstanbul'da üşümediğim tek stat sanırım Fenerbahçe stadı. Doğru, Kadıköy. Bir tek orada üşümüyorum. Beşiktaş'ın stadı mesela denizden, evet, deniz aşırı derecede soğuk oluyor. Şimdi askerlik anısı olmasın. Ben bu seneki derbide gittim mont aldım İstiklal Caddesi'ne. Çünkü çok üşüdüm çünkü. Ben de mesela 4 saat önce yayın vardı. Yayın için geldim durulmaz böyle ben dedim. Ben de bu sezon ilk kez bir maçta basın tribününden çıkıp içeri girdim ısınmak için. Yani ilk kez muhabirlik hayatımda ilk kez deniz, tribünü doğru terk edip içeri girdim. Burada canlı görüntüler aşırı de ekranlara geliyor. Zemin temiz bu arada, evet. Ceyda, onu da söyleyelim. Birazdan fotoğraf karelerini arkadaşlarımız branda hazırlayacak. Branda serildiği için bir kar problemi olmadı. Maç oynamaya gayet elverişli. Burada biraz endişe. Maç sonrası bir de Barcelona maçı. Hani 4 günde zemin, evet, kaldırabilir mi ama hani ben çok hani A takım veya benim nezdim zaten bu derbi oynanmalıydı. Çok erteleme gerekçesini mantıklı, doğru bulmuyorum. Evet, bugün kar yağışı olsa oyuncu sağlığını düşünerek nasıl ki dünkü Başakşehir-Antalya spor maçı bir gün ertelendi, ona itirazım olmaz. Öyle bir şey de başka güne koyulabilirdi ama. Yıllardır biz tüm büyük takımlarda aslında derbi mücadelesine denk geldiğinde bunu konuşuyoruz ama bir yandan da bir futbol sever olarak artık bana suni bir gündem gibi geliyor. Maç ertelensin mi, ertelenmesin mi? Bu Beşiktaş'ta da yaşandığında, doğru, Fenerbahçe'de de yaşandığında, Galatasaray'da da yaşandığında sonuç değişmiyor. Tabii ki ülke puanı çok önemli ama zaten bu tempoyu kaldıracak profesyonellikte futbolcular. Üç günde bir maç, evet, diyoruz.
3 günde bir maç diyorsak, fikstür böyle bir şey. Aynen. Bazen ardı ardına zor maçlar gelecek. Hani futbolun güzelliği evet. de bu aslında bir bakarsak. Artı Galatasaray'ın şöyle bir avantajı. Dinlenme süresi uzundu. Hayır, şöyle bir avantajı da var o gün Galatasaray'ın. Galatasaray için bu çok hedef maç değil ki, prestij maçı. Pek hala rotasyon yapabilirsin. Bu senin sıralaman. Bir de dinlenme 12... süresi de uzundu Galatasaray'ın bakın. Galatasaray hangi gün maç? Perşembe oynadı. Cuma, cumartesi, pazar. Daha kötü pazartesi. Şartlarda oynadığı maçları biliyorum. Perşembe dönüyor, pazar evet. Anadolu deplasmanı mesela. Beşiktaş'ın var mesela öyle çok yakın bir örnek. Sporting Lisbon maçı. Portekiz'den döndük. Portekiz'den döndükten iki gün sonra maça çıktı. Daha önce mesela Norveç deplasmanı vardı. Hiç unutulmaz Beşiktaş'ta. Beşiktaş taraftarları da unutmaz. Şenol Hoca vardı takım başında yanlış hatırlamıyorsam. Sarpsborg deplasmanıydı. Döndü Beşiktaş. 48 saat geçmeden derbiye çıkmıştı diye hatırlıyorum. Yani oluyor bunlar. Bu örnekler çok fazla yaşanıyor. Yaşanmamış şeyler değil. Artık şu hani ya haftada iki maç mı oynanır, kaldıramıyor tempo. Kaldıracak. Yani Avrupa seviyesine çıkmak istiyorsak biz bugün neyi tartışıyoruz? Takımlarımız Avrupa seviyesinden çok uzak. Şampiyonlar Ligi'ne ya da Avrupa Ligi'ne gittiklerinde hı hı. o tempoyu kaldıramıyorlar büyük takımlara karşı. İşte tempo açısından çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Oyunumuz geriledi. Diş geçiremiyoruz. Neden? Çünkü ligimizin temposu düşük olduğu için fiziksel açıdan kaldıramıyoruz bu tür oyunları. Yani 120 kilometre koşan bir takım ertesi hafta yok. Beşiktaş işte 111 kilometre ortalaması vardı ligde. 110 kilometre civarı. Dört maçında 115 kilometre yaptı. 5 kilometre fazla koştu. Ondan sonra olanları hepimiz hatırlıyoruz. Evet. Bu tempoları, bu fikstürleri bizim artık alışmamız gerekiyor. İngiltere'de 9 günde 3-4 maç oynayan takım oluyor yani. Biz bazı seviye eşik atlamak istiyorsak 3-4 günde bir maç oynamaya alışmamız gerekiyor. Evet, maç öncesi şimdi Galatasaray'ın çeşitli belki kafasında bazı yöneticilerin, Galatasaray Kulübü'nün mesela Burak Elmas'ın açıklaması farklıydı. Farklı bir yöneticinin açıklaması vardı. İşte başvuruyla ilgili. Sport Faşa Nihat Kırmızı'nın. Başvuruyla ilgili olarak. Şimdi başvuru yaptı mı yapmadı mı o da belli mi? Şu da var. Ben o gün yayındaydım Nihat Kırmızı ile birlikte. Sport Faşa yöneticisi Nihat Kırmızı ile birlikte o röportajı ben gerçekleştirdim. Sıralama şu şekildeydi. Şimdi Sercan Dikme muhabir arkadaşımız Emre Kocadağ'la sabah saatlerinde görüştü. Hı hı. Sayın Emre Kocadağ da hayır bize ulaşmış bir şey yok ama buna zaten sıcak bakmıyoruz açıklamasını yaptı. Sonrasında öğle saatlerinde ben Sayın Nihat Kırmızı ile birlikte yayın gerçekleştirdiğimizde Nihat Bey biz Beşiktaş yönetimiyle de görüştük. TFF'ye de başvurumuzu yaptık. Yanıt bekliyoruz dedi. Ben de o sırada şunu sordum. Biz Sayın Emre Kocadağ'la görüştüğümüzde bize buna sıcak bakmadıklarını ve henüz bir başvuru gelmediğini kendilerine söylemişti. Siz görüştünüz mü dedim. Tepkiler değişti mi dedim. Emre Kocadağ'la bizzat ben görüştüm dedi Sayın Nihat Kırmızı. Yani bu görüşme gerçekleşmişti. Ama yok biz başvurmadık, biz başvurduk, biz şöyle açıklama yaptık. Şimdi Burak Elmas bir anda bir Arap saçına dönme durumu Galatasaray var. Galatasaray kulübü olarak resmi bir başvuru, resmi yazılı bir başvuru yapıldı mı yapılmadı mı ben bunu anlayamadım federasyona. Ya belki mesela federasyon başkanıyla vesaire sözlü bir konuşma geçmiştir. Hani bu açıklama noktasında işte Beşiktaş tarafının sıcak bakmadı aşikar. Şimdi Beşiktaş tarafı sıcak baksaydı o kağıda da dökülürdü dilekçeye. Onun için Beşiktaş şimdi mesela dün bize başvuru iletilmedi dediği nokta ya da federasyondan böyle bir şey gelmedi dediği nokta ben o yazıyı kaleme alan yöneticiyi de biliyorum Beşiktaş'ta. Resmi evrağa çok önem verir. Benim önüme resmi bir evrak gelmediği için ben bu açıklamayı yaptım. Bize bir resmi bir başvuru geldi mi? Hayır. Sözlü olarak konuşulmuş olabilir ama benim bildiğim belki yoktu. De sözlü bana olarak göre konuşulduğunda bunun olmayacağı sinyalini aldı. Evet, Galatasaray'da Beşiktaş bunun sinyalini verdi evet. Zaten kabul etmeyeceğini ki Beşiktaş'ın kabul etmeme gerekçeleri çok makul, geçerli. Hatta yani üzerinde tartışılmaması gereken bir nokta. Beşiktaş kabul etmek zorunda değil. Böyle bir zorunluluğu yok. Beşiktaş maçını oynamak istiyor. Bu kadar basit. Galatasaray'da İspanya'dan İstanbul'a gelebilirdi. Tesislerini sanırım kullanamayacağı için gelmedi. İzmir hamlesi mantıklı. Zaten o gün özellikle A takım bütün planlarını derbi oynanacak şekilde yaptı. Oynanması gibi düşünce yok. Orada biraz yönetim tarafının zeminden dolayı duyduğu bir endişe ama bugün gördük ki hava şartları gayet uygun. Artı ben bu denklemden Beşiktaş'ı çıkartıyorum. Lig'deki 18 takım. Ben Galatasaray'la Barcelona rövanş öncesi oynamak isterim. Çünkü Galatasaray'la evet. oyuncuların aklı Barcelona'da olacak. Tabii ki. Yani bu avantajı kullanmak istemesi neden kadar doğal bir şey evet. yok Beşiktaş'ın. Hayır bir avantaj kısmını da geçtim bir kenara ya. Bu zaten fikstür belli.
şu an ligin doğal akışı içerisinde bir maç tarihi var ortada. Neden değiştirmek istesin bir kulüp yani? Yani ülke puanı vesaire. Bugüne kadar Beşiktaş'ın defalarca bu tarz hamlelerine karşılık neler yanıtlar verildiğini biliyor. İşte bahsediyorum ya, 48 saat geçmeden derbiye çıktı Beşiktaş. O gün ertelenmedi, bugün Beşiktaş kabul etmeyince Beşiktaş mı problemli oluyor? Yo, değil zaten. Bence öyle bir taraftarlar arasında. Ya federasyon da... burada tabii hafta sonuna hayır, denk gelseydi. Hayır, ülke puanı vesaire, evet. Hani oradan biraz çünkü farklı bir noktaya gitti açıklamalar.